Hepinize selamlar dostlar. Call of Duty serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ayın 11'i 11.10.2019 saat gece 2.00. Yarın Mirliva'nın düğünü var. Ayın 12'si yarın. Yarın akşam 8'de Mirliva'nın düğünü var. Ben Mirliva'nın düğününe gideceğim yarın. O yüzden video stokluyorum. Gerçi yarına videonuz var ama ben yine de stok yapıyorum. Sabah duşa gideceğim. İşte sabah duş alacağım, oradan berbere gideceğim, oradan Turkcell'e gidip telefona dakika yükleyeceğim, bir de otobüs kartına para yükleyeceğim. Peki bunlardan size ne amına koyayım? Devam. Ben niye size bunu anlattım ki şimdi ya? Devam. Kamerayı kapatalım. Ya yorgunum, yeni yemek yedim de biraz beynim çalışmıyor, kusura bakmayın. Siz burayı izlemiş miydiniz? İzlemiştiniz değil mi siz burayı? Olsun. Bir daha oynayalım. Ya da ileri sarın. Yeni bölüm niye save'ini almadı o ya? Bunun sesi biraz çok geliyor. Lan küfür mü ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz anlamadım ki. Dur. Ah. Tamam, bizimkiler geldi zaten. En son burada kalmıştık, evet. Ha, koş lan. Kulaklığımın sesini ayarlıyorum ya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Şu aşağıda toplanıyorduk. Bir saniye lan bir. Bel yastığını bir ayarlayayım. Tamam. Alexi burada. Heh, şimdi devam. Junior Sergeant Voronin. Bizim adımız Voronin'miş. Ha, Voronin farklı. Varşova, Polonya. Kafama bomba yiyerek bölüme başlamak da çok ayrı bir şey. Geber bakayım. Abi şunu benden başka kimse alamıyor. Tamam, temiz. Nereye gidiyoruz? Tank onarım yeri geri kazanım. Tabi birazdan generalleri, tabi birazdan size şampanya getireceğim. Aldım. Yanında da süt de getireceğim. Ne oldu? Şampanya mı diyordun? Az önce şampanya general falan diyordunuz. Ne oldu? Basıldınız Allah. Tamam, bana bastılar ya, pardon. Oyun sesini umarım size biraz açtım. Umarım çok yüksek gelmiyor. Benim sesimi bastıracak şekilde. Allah'ın salağı, mermi mi atladı ya? Şimdi size bir şey söyleyeceğim dostlar. Call of Duty 1'in bir DLC var, United Offensive. Bu bölümün altına, bakın kaçıncı bir sekiz. Bunun altına bir yorum yapın bakayım. United Offensive'i izlemek ister misiniz? United Offensive'i çekeyim mi? Benim aklımda çekmek var açıkçası ama sizin keyfiniz bilir yani. Sizin tatlı canınız bilir. Çok iyi bir yemek yedim şu an. Karnım tok. Rahat rahat. Videomuzu çekeriz bütün gece. Sabah zaten 10'da FIFA'nın Weekend Ligi başlıyor. Weekend Lig oynayacağız. O saate kadar ben Call of Duty 1'i bitiririm eğer sıkılmazsam tabi. Oğlum, ben bir tarafı almışken siz niye diğer tarafı aldınız ki? Tamam, temiz. Burası tank repair etme bölgesi herhalde. Bu tanklarını onarıyorlar. Öyle yazıyor. Bir save alalım da canımız az. Şanslı önümdeki. Ama o diğer önümdeki o kadar şanslı değildi. Güzel. Şurada biraz yan alayım ya. Biraz bir pisle oynayayım ya Rus böyle. Hurra kapısında. Kim hurra ister?
mücadelesi bulunmuyor. Aa Tiger. Tiger'lar. Aa bir de Alman askerleri. Sen ne yapıyorsun burada? Onu şampanya falan diyordunuz oğlum az önce siz. Hani Rusya'yı alıyordunuz? Hani? Hani Rusya sizin de? Dünyaya aptal kurallarınızı yönetiyordunuz. Ne oldu lan? He? Tırt. Zortladınız mı? Mareşal soğuk ve binbaşı çamurla beraber Rusya'yı geri alıyoruz. Bir save daha alayım da canım yok. İşte iyi ki bir save daha almışım. Melun mu dedi o? Oğlum Erçede dost demek lan. Rus askerine bak. Erçe konuşuyor. Benim askerlerim ha? Sen. Seni pis nazi. Leş gibi kokutmuşsunuz burayı. Ah. Tamam aşağıdaki iki SS subayını, SS askerini öldürdük. Oğlum. Burası temiz. Başka var mı? Tamam buradan mı gidiyoruz? Devam abi. Kaydedildi diyor. Şu ilerden sola dönüyoruz herhalde. Ne oldu? Adamı yerden kalkamayacak hale getirir bu vodkalı askerler. Bizim benzinimiz vodkadır. Devam. Aman benim sırtım ağrıyor bir saniye. Bir çıtlatayım. Kendime geldim ya. Biraz sırtımı açtım da iyi oldu ya. Ağrıyordu. Şöyle biraz bunu da kaldırsam tamam. Kalkma. Sen de kalkma, kalkma. Oğlum kalkmasanıza. Bir MG42 ile ateş ediyor değil mi? Ay acımıştır. Ay acımıştır. Ay daha çok acıdı. Tamam tamam pardon. Ne vurdu lan bana? MG düştü. Devam edin beyler. Bir de ara sıra sağınıza solunuza bakın da ondan sonra benim sizi böyle kurtarmama gerek kalmasın. Yavaştan STG 44'e geçiş yapabiliriz bu arada ya. Uf MG. STG'yi birinin daha geçmemesi gerekiyor. O tanktan emir mi veriyor? Düştü. Aa tank çıkıyor. Direkt dedim ya, direkt belliydi. Tam pipinin mermisi bitiyor, buna geçtim ben de. Ay 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 ay. Ay sağımdaymış ya, görmedim. Pardon, benim hatam, kapıya geri gelsin.
G'ye geçecek de geçirmem ya. O tank biraz çıksın. Ayva. Skaladın tekini. Oha, ikisini skalamış. Ay bir şeyler çocukları. Çocukları biçtiler, tek kaldım. İyi vuruyorlar oradan yalnız. Aa, bomba atacak diyor. Şunu load yapayım da. Geçen sefer görmediydim, canımı yaktıydı ya. Bayağı Tiger tankı demiş yalnız burası, biliyorsunuz. Svastikaları ne oldu? Ya abi, bir yerden silah sesi geliyor diyorum ben de ya. Nereden geldiği de belli değil. Neyse, Allah'tan burada save almışız. Aynı anda oturdular lan. Correct yani. Lan oha. Ufak bir baktı sonra mermi yedi. Bak bir daha. Tekrar bir save alayım. Canımızı alalım, save'imizi alalım. Nereden çıktı oğlum? Bu sağda değil miydi? Hay, zorlanmaya başladım. Biliyorum, şu anda kanser oluyorsunuz izlerken. Ama benim yapabileceğim bir şey yok dostlar. Bunlar hep böyle deneme yanılma olarak oynadığımız oyunlarda vakti zamanında hala da öyleler. De bizim çocuklar da ölünce tek kaldım ya. Daha zor işim artık. Bir save daha alayım. Güzel can var. Bu ne oğlum? Bunları tek başıma mı göğüs gereceğim ben? Mermi de bitti, iyi mi? STG'yi ver bakayım. Anca STG kurtarır beni burada zaten. Helal lan! Bizim çocuklar ölmemiş, dolanmışlar. Hayır, beni öyle vuramaz. Mahallelerden geçerek 4. olurdu. Obje tamamlandı. Still alive. Good for you. We must get out of here quickly before the artillery starts again. Yani bombalama tekrar başladı. Tüm savaşlar sivil savaşlarıdır çünkü herkes kardeştir. Ya bana böyle gereksiz şeyler de gelme ya. Rus muyuz şu an? Evet, Rusuz. Oder Nehri'ne yakışılıyor. Ohohoho! Tank bölümü. Çok iyi lan. T-34 kullanıyoruz. Harika. Yani o yıllarda tank, düşman tanktır. T-34'ler ya. Abi efsane.
size şeyden bahsetmiştim daha önce. Bahsetmiştim daha önce. Neden Almanların Rusya'yı kaybettiğini, neden 2. Dünya Savaşı'nın Almanya'nın kaybettiğini anlatmıştım. Tekrar ufak bir anlatayım. Almanların yaptığı Tiger tankları yapımı çok uzun süren ve çok güçlü olan tanklardı. Rusların T-34'leri ise o kadar güçlü olmamalarına rağmen yapımı çok basit olan ve çatır çatır, hani bir tane iki tane tank patlatılıyorsa, 5-10 tane tank patlatılıyorsa sahada, öbür gün hani 24 saat içinde yerine o 5-10 tankın yerine 30 tank daha koyulabilecek şekilde dizayn edilmişti yapımı. Ve Ruslar Rusya'da Almanların T-34'lerine karşı çok yüksek hasarlar almışken, çok ciddi anlamda yüksek hasarlar almışken ve almaya devam ediyorken, işte bir tane tank kaybediyorlar, hemen yerine yenisini koyuyorlar. İşte bir tane tank kaybediyorlar, hemen yerine yenisini koyuyorlar. Topa ve hıza abanıyorlardı tanklarda Ruslar. Hiçbir zaman Almanlar gibi zırha abanmadılar. Çünkü Ruslara göre ne kadar yüksek zırh yaparsanız yapın, ne kadar iyi zırh yaparsanız yapın, o zırh bir şekilde delinirdi. Ruslar bu yüzden T-34 gibi hafif zırhlı ama yüksek ateş gücü olan ve hızlı hareket edilen tanklar yapmayı tercih ettiler Almanlara karşı. Ve bunun sonucunda da, bakın bunun sonucunda da, bizim çocuklar oraya mı gidiyor? Bunun sonucunda da Ruslar Rusya'yı kazandı. Artı şöyle bir durum var. Almanların yaptığı Tiger tankı yapımı çok zordu. Bir tane patladığı zaman, kullanılmaz hale geldiği zaman, bazen yani yerine yeni bir Tiger koymak bazen günler, bazen haftalar, bazense aylar oluyordu. Ortalama olarak minimum bir ay sürüyordu yeni bir Tiger tankını Rus cephesine yollamak. Ama Ruslarda durum böyle değil. Tiger'lar onların bir tane şeyini aldığı zaman, adını siz getirin, bir tane T-34'ünü patlattığı zaman öbür gün hemen yerisine 30 tane daha koyuyorlardı. Ve bu şekilde biraz da Mareşal Çavuş ve Mareşal Soğuk ve General Çavuş'un yardımıyla da Ruslar Rus cephesini Almanlara karşı kaybetmediler. Almanların tank yapmak yolu ağır zırh ve ağır toptur. Yani zırha banırlar genellikle. İlk defa Tiger'lara karşı denk geldiği zaman Ruslar, Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar falan sıçtılar. Ama birkaç ay sonra Tiger'ların nasıl patlatılabileceğini, aslında onların yenilmez tanklar olmadığını öğrendiler. Ve bunun sonucunda da Almanlar bunları öğrendikten sonra, adını siz getirin. Almanlar rakip düşman askerlerinin onların tanklarını patlatacağını öğrendiklerinden sonra Almanlar T-34 diyorum, Tiger tankı yapımına devam etti. Daha hafif, daha böyle hızlı üretebilecekleri tanklar yerine çok böyle hani zor, yapımı zor olan tanklar tercih ettiler ve doğal olarak savaş alanında çok geri kaldılar belli bir yerden sonra. Ekipman üstünlüğünü kaybettiler. Yani Alman ekolü budur. Alman ekolü tankları da ağır zırh, ağır top, yavaş hareket etme demektir. Ama Ruslarda bu böyle değildir. Bu da size böyle bir alt metin olsun efendim. Bunu bilin yani. Sağda solda anlatırsınız. Bu değerli bir bilgidir. Tam patlamış mı? Tamam. Hadi beyler. 7 bit. Bayağı güzel resim etmişler oyuna göre, yalnız ben ettim. Garip aldık da nereden?
adam mı? Temiz atış ya. Bu arada tank savaştır. Tank savaşlarında hedef alınan yer hiçbir zaman tankın zırhı değildir. Tankın üst bölümü, topudur. Çünkü orası önemlidir bir tank için. Farkındayım bir daldığımız gibi. Rahat ol. Tabi dediğim gibi birkaç kere daha önce söyledim, tekrar söyleyeyim. Tiger tankların ucunda top bölümünde Flak 88 topları vardır bu arada. Haberiniz olsun. Flak 88'i de araştırırsınız. Bakın üst kısma net bir darbe aldı tank. Ya Tiger o kadar iyi resmedilememiş bu arada. Şişman bir tank olarak ayarlamışlar ama yine de o kadar kötü değil. Hani yılına göre hiç kötü değil ama genel olarak BF5 oynadım ve orada çok güzel Tiger resmetmişlerdi. One down more to come. Don't let up, comrades. One down more to come. Tamam, burası böyle. Sen mi lan? Bizden tamam, T-34 o. Bunların durumu ne? Tamam. Gel. Sensin lan idiot. Ne yapacağız? Black Panzer, Antir, Draft'tan yok edilsin. Ha şunu yok et diyor da. Öyle mi yok edeceğim? He. Sabanın batısına doğru ilerleyelim abi. Ha zaten bitti. Winston Churchill. Evet dostlar, bu bölümden de bu kadardı. Size Alman ekolü, yani Alman tank ekolü ve Rus tank ekolünden bahsettim. Bir yandan da 8. bölümü bitirmiş olduk efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videonun açıklamalar bölümünde Discord sunucumun linki var. Oraya katılabilirsiniz. Bizim toplumumuz orada. Muhabbet ediyoruz. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yardım alınması gereken konularda. Sosyal medya hesaplarım var. Oraları takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan yani ne bak geleyim bilmek istiyorsanız takip edin. Bazen işte YouTube'da 1-2 hafta sonra yayınlayacağım bir video ile ilgili paylaşım yapıyorum. Soru soruyorum ya da ne bileyim hani işte bakın ben bu serileri çektim. Bunlar size gelecek diye duyuru yapıyorum. O yüzden kesinlikle Instagram ve Twitter hesaplarımı takip alın. Onun dışında canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Kaftet serisinin devamlı için bir yorum, bir like atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hepinize iyi avlar dilerim. Hoşça kalın.